İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak seçimleri öncesinde 3. toplantıya ilişkin. Batı Ermenistan'ın evlatları Sasun Movsisyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Melanie Jolin. Kanada, Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemektedir. Peskov. Doğu Ermenistan-Azerbaycan anlaşması konusunda halen ilerleme sağlanamamıştır. Savaş esirleri Baku için oyun kartıdır. Ermeni kimliği. İnternette dolaşan fotoğraf eski bir fotoğraf. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestene Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtarak gözlemcilerinden ve potansiyel seçmenlerinden adaylarımıza, onların biyografilerine ve Ermenistan devletinin güçlenmesine yönelik yürüttükleri faaliyetlere daha fazla dikkat etmelerini ve oy vermelerini istiyor. 15 Kasım 2023'te kadar televizyonumuz her gün milletvekili aday adaylarının kısa verilerini sizlere sunacaktır. Daha fazla ayrıntıyı web sitemizde bulabilirsiniz. Sarkis İstanbulsyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. toplantı seçimlerinde milletvekili adayı. Ara Keşişyan, Batı Ermenistan milletvekili ve 3. toplantı adayı. Darun İşhanyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. toplantı adayı. Arman Haçikyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. toplantı adayı. Hayk Derikyan, Batı Ermenistan Millet Meclisi 3. toplantı milletvekili adayı. Vartan Simonyan, Batı Ermenistan Millet Meclisi 3. toplantısı milletvekili adayı. Sasun Movsisyan, 31 Ekim 2001'de Armavir bölgesinin Aknaliç köyünde doğdu. 20 Ocak 2020'de önce Hadurt'ta ardından Zinavan'da askeri görevde bulundu. Askeri birliklerinde şoför olarak görev yaptı. Savaşın ilk gününden itibaren ön saflarda yer aldı ve mesleki görevlerini yerine getirdi. İlk gün olan 27 Eylül'de muharebe arkadaşlarıyla birlikte 3 araçla Cırakan yakınlarında tarafsız bölgede mayın döşeme çalışmaları yürüttüler. Operasyon sırasında drone araçlardan birine çarparak 3 kişiyi öldürdü. Sasun tüm bunlardan sonra diğer 2 arabayı saklandığı yerde sakladı ve büyük zorluklarla arkadaşlarıyla birlikte evlerine döndü. Bütün bunlardan sonra komuta ona savaş açığı 1. sınıf ödülünü vermeyi vaat etti. Aynı gün akşam saatlerinde Sasun'un babası Sevak Movsisyan cepheye ulaştı. Oğlunu zatürreye yakalanmış, ateşi yüksek bulan baba mümkünse gece onu hastaneye götürmeye karar verdi. Sasun çok üzülmüş ve babasına şunları söylemişti. Ayaklarımın üzerinde duruyorum, hastaneye gitmeme izin verecek miyim? Baba ve oğul birlikte 8 gün boyunca sürekli muharebe operasyonlarına katıldılar. 4 Ekim sabahı yaklaşan tehlikeyi fark eden komutanlar, Sasun'un babasını tehlike durumunda kullanılmak üzere inşa edilmiş olan bir korunağa yolladı. O sırada Nora füzesiyle siperleri vuruldu. Sasun ve 3 silah arkadaşı şehit düştü. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Sasun'un katliamı zaten bir gerçekti. Uluslararası toplumun baskısı altında ve İngiltere'nin önerisi üzerine uzun müzakerelerin ardından nihayet Sasun'un olaylarını incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon, İngiltere, Fransa ve Rusya'dan diplomatlar ile Türk hükümeti tarafından komisyonun faaliyetlerini aksatmak amacıyla atanan 3 Türk temsilciden oluşuyordu. Bu makalede incelenen süreli yayınlarda soruşturma komisyonunun faaliyetleri ağırlıklı olarak Batı ve Rus basın yayınları esas alınarak ele alınmakta, bu da muhtemelen kendi haberlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu raporlarda Türk hükümetinin komisyonun faaliyetlerini sürekli engellediği açıkça görülüyor. Soruşturma komisyonunun çalışmalarını aksatmak ve Sasun katliamının izlerini ortadan kaldırmak için Türk hükümeti öncelikle katliamla ilgili resmi belgeleri ortadan kaldırıyor. Sasun katliamlarının elebaşı Zeki Paşa'nın son kez Sasun'da 1720 kişinin öldürüldüğünü bildiren telgrafı da üst düzey yetkililer tarafından yok edildi. Türk hükümeti ayrıca yabancı
muhabirlerin ve sadece tarafsız gazete muhabirlerinin değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun çıkarlarını savunan muhabirlerin de Batı Ermenistan'a girmesini yasakladı. Tek bir nedeni vardı. Türk yetkililer yabancı muhabirlerin gördüklerini ve duyduklarını kasıtlı olarak çarpıtmayacaklarına ikna olmuştu. 1895'te Murç, Çekiç, Sayı 1'de ayrıca şunlar belirtiliyor. Sasun olaylarını tarafsız bir şekilde araştırmak amacıyla özel muhabirimizin Ermenistan'a giriş hakkını elde etmek için gösterdiğimiz sıcak ve ısrarlı çabaların boşa gittiğini üzüntüyle ifade ediyoruz. Komisyonun faaliyetleri hakkında kendi muhabirinin gönderdiği bir yazı olarak sadece Arzagank'ın 1895 sayısı öne çıkıyor. Muhabirin 23 Şubat'ta Muş'tan yazı işleri bürosuna gönderdiği 12 Mart sayısında yayınlanan bir materyal. Yazar, soruşturma komisyonunun gelişinden önce ve sonra Muş ve Sasun'daki durumu ayrıntılı olarak anlatıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 25 Ekim'de Yerevan'da Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ortak basın toplantısında Kanada, Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemektedir, dedi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly konuşmasında, Kanada, Doğu Ermenistan halkının yanında yer alıyor, onların egemenliğini ve bağımsızlığını destekliyor. Demokratik arzularınıza inanıyoruz ve bu yöndeki çalışmaları derinleştirmeye hazırız, mesajını verdi. Melanie Joly ayrıca Bakü yetkililerine yerinden edilmiş Ermenilerin Artsakh'a geri dönüş haklarına saygı duymaları çağrısında bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı, Bakü'ye yönelik olası yaptırımlar konusu zaten masada. Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bizim için kesinlikle takip edeceğimiz bir konudur, dedi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere verdiği demeçte Moskova'nın çatışmayı çözümlemelerine yardımcı olmak için Bakü ve Yerevan ile temaslarını sürdürdüğünü ancak hala önemli bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Moskova'yı barış planının hazırlanmasında platform olarak kullanma teklifinde ilerleme olup olmadığı sorusuna Peskov, henüz kesin bir karşılıklı anlayış yok, temaslarımıza devam ediyoruz yanıtını verdi. Hatırlatmak gerekirse Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki krizden sorumlu özel temsilcisi Tayvo Klar, 25 Ekim'de Doğu Ermenistan ve Bakü liderleri Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev'in Brüksel'de yapılması planlanan toplantısının gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Batı Ermenistan hükümeti 1948 sözleşmesine göre soykırımın ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu tamamen veya kısmen yok etmek amacıyla işlenen aşağıdaki eylemlerden herhangi biri anlamına geldiğini hatırlatır. Grup üyelerini öldürmek, grup üyelerinin fiziksel veya zihinsel bütününe yönelik ciddi saldırılar, grubun tamamen veya kısmen fiziksel olarak yok edilmesiyle sonuçlanacak varoluş koşullarına kasıtlı olarak maruz bırakmak, grup doğumlarını önlemeye yönelik tedbirler, çocukların bir gruptan diğerine zorla aktarılması. Rusya, sivil halkı koruma görevine sahip Rus barış güçlerinin gözünde Artsakh'ta işlenen insanlığa karşı suçu bir an önce dikkate almalıdır. Er ya da geç tüm taraflar yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalacak. Artsakh, Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalacaktır. Bakü'de Ermeni savaş esirleri ve rehinelerin başına gelenler uluslararası hukukun ve insancıl hukukun ağır bir ihlalidir. Bütün bunlar Bakü'nün terörizmi ve eşkıyalığı destekleyen bir devlet olduğu imajına tekabül ediyor. Üstelik Bakü suçlarını gizlemeye bile çalışmıyor. 9 Kasım'da imzalanan açıklamaya göre üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Ermeni esirlerin iade edilmesi gerekirken çoğunluğu iade edilmediği gibi bugün asılsız suçlamalar gerekçesiyle 40 Ermeni savaş esiri yargılanıyor. Diğer pek çok savaş esirinin de bu kadere maruz kalması göz ardı edilemez. Bakü siyasi planlarını hayata geçirmek için de mahkumları kullanıyor. Bunun inkar edilemez kanıtı Azerbaycan medyasının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan arasında
15 Haziran 2021 tarihinde yaptığı konuşmanın bir bölümünü yayınlanmasıyla elde edildi. Bu konuşmada Artsakh'ın işgal altındaki Şuşi şehrine yaptıkları gezi sırasında Erdoğan ve Aliyev'in Artsakh'taki mayın tarlalarının haritaları karşılığında Ermeni mahkumların geri gönderilmesi konusunu tartıştılar. Aliyev, mayın tarlalarının haritalarının tamamen alınması halinde büyük avantaj elde edeceklerini, zira bu alanların temizlenmesinin en az 10 yıl alacağını itiraf ediyor. Ankara ve Bakü'nün işgali altındaki Ermeni topraklara yaptıkları ziyaret sırasında amacı Türkiye-Azerbaycan arasında savaş sonrası işbirliği ve bölgede istikrarın desteklenmesi olan Şuşi Deklarasyonu'nun imzalandığını da hatırlamakta fayda var. Deklarasyonun özü, iki devletten herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devlet tarafından tehdit veya saldırı durumunda birbirlerine yardım etmeleri gerektiği savunma işbirliğiydi. Üçüncü devlet tabirinin her şeyden önce askeri güç kullanmayı amaçlayan rezil Şuşi Deklarasyonu'nda Doğu Ermenistan'ı kastettiği açıktır. O deklarasyonun sonuçlarını zaten 2023 yılında gördük. Yani ne Türkiye ne de Azerbaycan bölgesel barışa yanaşmıyor ve Doğu Ermenistan'a ve Ermeni halkına karşı saldırgan bir politika uygulamaya devam edecek. 4515 yıl önce Hayk, Beli yendi. Herhangi başka bir millet bu gerçekle gurur duyardı ama bugün bundan bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz ve tüm bunlara güzel bir peri masalı diyoruz. Neden böyle olduğunu söylemek zor ama bağımsızlığın yeniden sağlanmasından sonra bile yabancılar tarafından yazılan ve sıklıkla manipüle edilen ve kurgulanan hikayeler üzerinde çalışmıyoruz. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüyoruz. Milletimizin, ülkemizin tarihi hakkında yabancıların yazdığı tırnak içerisinde gerçeği kabul etmeye devam ediyoruz. Yabancıların kendi tarihimizi ne kadar manipüle ettiğini anlamak için yalnızca Hiksos örneği yeterlidir. Hiksosların Ermeni olduğu, Hiksos kelimesinin Haikos yani Hayek kelimesinden geldiği o kadar açık ve belli ki. Ama bizi M.Ö. 17. yüzyılda Mısır'ın Ermeniler tarafından değil, Hiksos adı verilen bilinmeyen bir halk tarafından fethedildiğine ve yaklaşık 300 yıl boyunca orada hüküm sürdüğüne ikna etmeye çalışıyorlar. Hiksos, bazen Hiksos, Küçük Asya'dan gelen bir kavim olup M.Ö. 17. yüzyılda İç Mısır'ı fethetmiş, M.Ö. 16. ve 15. yüzyılda ise hanedanlıklarını kurmuşlardır. Küçük Asya'dan sanki anlaşılmaz bir bölgeymiş gibi belirsiz bir şekilde bahsediyorlar ama bu Ermeni yaylası, Mezopotamya yani Ermenistan ile ilgilidir. Yabancılar anlaşılır nedenlerle susuyor, biz de anlaşılmaz nedenlerle susuyoruz ve her kim her şeyin çok basit olduğunu ve Hiksosların Ermeni olduğunu söylemeye cesaret ederse bilim çevreleri hemen onlara güler ve onlara amatör derler. Zamanında Artak Bıznuli'nin başına gelen de budur. Bir grup bilim insanı başlangıçta Mısırca Hiksos adının yabancı krallar, çoban hükümdarlar, aynı zamanda çobanlar anlamına geldiğini, daha sonra bu kabilelerden oluşan tüm gruba bu adın verildiği iddia ediliyor. Aslında her zamanki hileler yapılıyordu. Ve utanmadan bu bilim insanı grubu yaklaşık 300 yıl boyunca Mısır'ı yöneten milletin gerçek adının bilinmediğini iddia ediyor. Ve Ermeniler ya da gerçekten isterseniz eski Ermeniler Mısır'ı fethettikten sonra başkente Avaris adını verdiler. Şehrin ismine dikkat edin. Avar, Razma var. Ve tüm bunlardan sonra bilim insanları ısrar ediyor ve çeşitli masallar icat ediyorlar. Hiksosların tarihi, Urartuların tarihine çok benzemektedir. Bu durumda bile sözde bilim insanları, Bizanslılar gibi Urartuların bir yerden ortaya çıkıp bir süre hüküm sürdüğünü ve hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğuna bizi ikna ediyorlar. 24 Ekim 2023'te Grigorlu Savoriç'in torunu Gatoygos Subgrigoris'in mezar taşının düşman tarafından tahrip edildiği iddia edildi. Aşağıda yayınlanan fotoğraf. Luis adlı vakıf söz konusu fotoğrafın eski olduğunu beyan ediyor.
Fotoğrafta görülen bu mezar taşı 1898 yılında Şuşili mimar Mikael Der İsrailyans tarafından Şuşi Ermenilerinin yardımıyla yapılmıştır. Ancak bu mezar taşı 1990 yılında manastırın kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte Azerbaycan Özel Kuvvetleri tarafından kırıldı. 2000 yılı başlarında Amaras Manastır Kompleksinde mezar taşının bir kopyası yapılarak türbeye yerleştirilmiştir. Böylece 2001 yılından bu yana Surp Amaras'ta temsil ediliyor. Katoygos Grigor'un 19. yüzyılın sonlarında yapılan iki mezar taşı, kilisenin girişine yakın bir yerde kalıcı olarak sergilendi ve yeni mezar taşı kilisenin sunağının altındaki mahzene yerleştirildi. Ne yazık ki Luis adlı vakıf, Ermeni tarihçilerin ifadelerine göre 4. yüzyılın başında Grigorlu Savarıç tarafından kurulan ve 5. yüzyılın başlarında Surp Meslot Maştot burada Artsakh'ın ilk okulunu açtığı ve Azerbaycan'ın işgali altında bulunan Amaras Manastır Kompleksinin yakın gelecekte diğer Ermeni dini mabetleri gibi Artsakh'ın sembolü haline gelen tarihi ve kültürel anıtların düşman tarafından kirletilebilir veya tamamen yok edilebilir olacağını yadsımıyor. Bunun canlı bir örneği Şuşi'nin Gazançetot adlı kilisesidir. Amaras Manastır Kompleksinin tam restorasyon çalışmalarına Eylül 2019 tarihinde Luis adlı vakıf tarafından başlandı. Restorasyon çalışmaları artık son aşamaya gelmişti ve Aralık 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyordu. Üstelik Artsakh'ın ve tüm Ermeni halkının Hristiyan değerlerinin korunmasında ön planda olan Amaras Manastır Kompleksinin restorasyon çalışmaları Artsakh'ın 10 ay boyunca kuşatma altında olmasına rağmen durmadı. Batı Ermenistan hükümeti Ermeni tarihi ve kültürel eserlerinin sorunlarını her zaman ilgi odağında tutuyor. Batı Ermenistan Kültürel Değerleri Koruma Bakanı Rafik Ortoşan aynı zamanda vakfın Ermeni ofisinin müdür yardımcısı. Vakıf sürekli olarak kültürel değerlerin durumu ve tehditleri hakkında rapor veriyor. Bir hatırlatma olarak Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın ve Ermeni mimarisi araştırmalarının merhum yöneticisi Samvel Karapetyan'ın Nahiçevan Haçkarı'nın yok edilmesi nedeniyle Bakü yetkililerine dava açtığı tek kişiler olduğunu hatırlatalım. Nahiçevan Haçkarı'nın vandalizmi tüm uygar dünya için bir kamçıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size bir grup sanatçının seslendirdiği Huso Aragaç adlı eseri sunuyoruz. Zavdaşlarız voske hasker Merki gidiyor alma gerko Mer paperi karo der grof Huso cerma kara gastof hasir batzor. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.